Herkese merhabalar. Parke falanın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Uzun süre bir ara vermiştik Parke falı çekmeye e, ve e, playofflarında başlamasıyla ve geri dönüş yapalım dedik. E, bilmeyen arkadaşlar için ya da uzun zamandır izlememiş arkadaşlar için Parke falı bizim sezon başından beri e, yaptığımız, daha doğrusu benim yaptığım e, daha çok bahis odaklı e, bir program. Belli bir bütçemiz var, fake bütçemiz. Bin pick and pot çipiyle başladık sezon başında. Sezon boyunca gerek maçlara gerek daha uzun soluklu bahislere koyduğumuz parayla sene sonunda nerede yer alacağız onu görmek için yaptığımız, başlattığımız bir programda çünkü bu sezon çok başarılı <laughs> olduğumuz söylenemez ama bakalım playoff'larda belki şansımızı döndürürüz diye ümit ediyorum Hemen başlayalım Play ofları konuşmaya ama öncesinde son durumumuzu yansıtalım dediğim gibi bin and poçip ile başlamıştık uzun zamanda olduğu için en son durumumuzu bir yansıtalım hemen ekrana gördüğünüz şekilde bunu daha iyi bir şekilde yansıtamıyorum O yüzden Böyle idare edeceğiz. Gördüğünüz üzere sezonun bitmesiyle uzun soluklu bahislerimiz zenit sonuçlanması e, da gerçekleşti. E, sezon başında yaptığımız bahislere hızlıca bir göz atalım. E, Atlanta 46 galibiyet üstü alır demiştik. E, oradan yattık. Maalesef. Haya kırıklığı bir sezon geçirdiler. Oradan 10 koymuştuk. Gördüğünüz gibi e, 0 e, aldık oradan. Denver 50.5 galibiyet üstü demiştik. Ona biraz daha yüklü girmiştik. O tuttu. 53 galibiyetle bitirdiler. E, sonra Detroit 29 galibiyet altı demiştik. En net e, kazançlarımızdan biri oldu. Oranı da çok iyiydi. 1'e 2 veriyordu. Keşke daha fazla e, Pekin Potçip'i koysaydık ama oradan da bir kazancımız oldu. Aynı şekilde Philadelphia 50.5 galibiyet üstü demiştik. Onlar da 53 galibiyetle bitirdiler. Oradan da güzel bir geri dönüş sağladık. Ee, Portland ve Toronto'nun üstlerine de oynamıştık. Açıkçası Portland da gayet iyi gidiyordu ama sonra sezonun ikinci yarısında acayip bir geri düşüş ee, sonrasında da fişi çekmeleri sayesinde son bir ay neredeyse hiç galibiyet kazanamadılar ve 39 galibiyetin altında kaldılar. Ee, Portland açıkçası biraz üzdü. Ondan biraz daha ümitliydim ama e, Toronto ve Atlanta'da orada e, biraz o takımları overrate ettiğimiz, biraz oldukları seviyenin üzerinde gördüğümüz söylenebilir. Orada bir hata e, hata yaptığımı da e, itiraf ediyorum. Onun dışında Philadelphia Atlantic grubunu kazanır demiştik. E, bunun oranı çok iyiydi. 3 25'ti. Hatırlarsınız Boston ağır favoriydi. Atlantik grubunu kazanmayı. Philadelphia aslında son bir haftaya kadar kafa kafaya götürdü. Kazanabilirlerdi de e, ama e, çok az bir farkla e, Boston'dan daha az galibiyet aldılar. Atlantik'i kazanamadılar. Aslında bu da biraz içime oturdu yani. Philadelphia 53 galibiyetle bitirdi. Aslında hani grubu kazanabilecek seviyede bir performans ama Boston'ın beklentilerin üzerinde oynadığını e, söylemek lazım. Çok başarılı bir sezon geçirdiler. Oradan yattık. Bir de sezon ortasında ee, Golden State Pasifik grubunu kazanır demiştik. Golden State kötü başlamıştı. Sacramento grup lideriydi. Phoenix de Golden State'in önündeydi. Ama Golden State bir çıkış yakalar e, Pasifik'i yine birinci bitirir diye 275'ten bir değerlendirmiştik. O da tutmadı. Ee, gördüğünüz üzere oradan da bir şey kazanamadık. Yani uzun soluklu bahislerimizden 3 tanesi tuttu. Onlarla beraber e, bir önceki bölümde bıraktığımız yere göre 696 pick and pot chip'ine geldik. E, bütün sezon boyuncaki derecemizi de görüyorsunuz. E, 32 doğru. 47 yanlış bahsimiz var. Yani zarardayız gördüğünüz gibi ama dediğim gibi playoff'larda işi değiştirmeyi düşünüyoruz. Hala devam eden uzun soluklu bahislerimiz var. Yani e, 20 pick and pot çipi şu an açıkta. Görüyorsunuz. Burada sene başında NB'de MVP alıra 6 orandan koymuştuk. Onun gelme ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Ondan ümitliyiz. Oradan güzel bir kazanç sağlayacağız gibi. E, Luka MVP, Trae Young MVP tabii ki yalan oldu. Ben Meter'ın yılın çağrılığı olma ihtimali zaten çok düşük bir orandı. Olamayacak. Oradan da bir kaybımız var ama Embiid'in kazancı onları götürecek. Clippers şampiyon olur. Zor bir ihtimal. Hem Phoenix'e eşleştirdiler hem Paul George e, sakat. Onun da olacağını sanmıyorum. Ama e, bunu takip etmeye devam edeceğiz deyip e, 696 bir and çipini e, yansıtalım. Oradan başlayacağız. Bugün e, hemen bültenimizi e, alalım. Evet. E, bakalım hem maçlara hem serilere e, bakacağız. Bugün play-in turnuvasında ilk maç Miami-Atlanta. Miami favori e, gözüküyor. 5 sayıyla Atlanta deplasmanda oranı 2.72. Aslında iyi bir oran. Yani Miami'nin kazanacağını bekliyorum favori ama e, yani geçen seneki serinin biraz etkisiyle ciddi favori görülmüş sanki Miami gibi gözüküyor. E, bu sezonki performansları düşünüldüğünde bu kadar net bir şekilde favori olduğunu düşünmüyorum Miami'nin. O yüzden belki eee 2.72'den Atlanta sürprizi ya da ar 5 handikaplı Ant Atlanta 1.90'dan düşünülebilir. Bir sürpriz ufak bir şey atabilirim Atlanta'ya. Lakers Minnesota Lakers 7.5 favori. Rudy Gobert oynamayacak açıklandı. Jaden McDaniels elini sakatlı oynamayacak. yani Rudy Gobert'e gerçekten Minnesota'nın normal bir eşleşmede olduğundan daha fazla ihtiyacı var. Ee, Lebron ve Anthony Davis'e e, karşı pot altı e, savunmasında Rudy Gobert normal bir rakibe karşı olduğundan daha önemli Lakers'a karşı. Onu arayacaklardır. O yüzden ben Minnesota'nın Lakers'a sürpriz yapma şansını oldukça düşük görüyorum. Lakers kazanacaktır. Ama 1, 32 çok düşük bir oran. 7.5 e, çok yüksek bir handikap. O yüzden uzak kalacağım orada. Toronto Chicago, burada da Toronto 5 sayı ile favori görülmüş. Aslında Chicago Suzunun son bölümünde formdaydı. Toronto da aynı şekilde Jacob Pertl takasından sonra daha iyi bir performans sergilediler. Ve ilk beşleri gerçekten üst seviyede oynuyor. Bu play maçında da bayağı kasacaklardır. O yüzden ilk beşlerini çok uzun dakikalar oynatacaklardır. Toronto'nun öyle bir avantajı var ama yani Toronto'nun hücumunu ne kadar sıkışabildiğini biliyoruz. da sezonun en sürpriz savunma takımın, takımlarından biriydi. Ligi ilk 5'te bitirdiler. E, topa baskı yapma konusunda, top çalma konusunda çok iyiler. Toronto'nun da böyle çok iyi yaratıcıları, çok iyi top yönlendiricileri yok. O yüzden Chicago sıkıntı çıkarabilir Toronto'ya karşı diye düşünüyorum. E, burada da 2.72 oran e, bence yük iyi bir oran. Yani Chicago veya Atlanta'dan ikisinden biri tutarsa zaten karda yaz demek oluyor. O yüzden ikisine de ufak bir şey atacağım. Yani ikisinden birinin kazanmasını beklerim yani. İkisi de kazanamayabilir ama e, bahis değeri açısından mantıklı bir tercih gibi gözüküyor. Pelicans Thunder Açısı burada da sürprize, sürprize yönelmek istiyorum ama çok mu sürpriz oldu diye düşünüyorum. E, yani Pelicans da Zayin zaten bu sezon dönmeyecek gibi gözüküyor. Pelicans da yeni dün Minnesota'ya karşı çok önemli bir maç kaybettiler. Yani öndelerdi de maçın önemli bir bölümünde. Kazansalar 8. sıraya alacaklardı ve playoff şanslarını çok ciddi arttıracaklardı. Hem Rudy Gober olayı oldu. Rudy Gober kaydendirsin biliyorsunuz. Jaden McDaniels sakatlanıp çıktı. Ona rağmen Pelicans önde olduğu maçı kaybettim Minnesota'ya. Yani Pelicans e, bence yani kapak attı play'i ama sezonun ilk yarısındaki performansları sayesinde biraz e, buradalar. burdalar. Yani sezon biraz daha uzasa sanki playin dışına da kalabilirlerdi e, diye düşünüyorum. Yani CJ McCollum gerçekten e, çok formsuz. E, Brandon Ingram taşıyor takımı. Ama e, onun dışında da e, böyle net bir iyi bir playoff takımı seviyesinde oldukları söylenemez bence. E, Will Green açıkçası Minnesota maçında oldukça kötü bir koçluk performansı verdiğini düşünüyorum. Biraz hayal kırıklığı yarattı. Pek güvenemiyorum bu tarz e, maçlarda açıkçası e, Will Green'e ve e, New Orleans'a. Genç de bir takımlar ne olursa olsun hala. E, Oklahoma City tabii ki yetenek barema açısından... New Orleans seviyesinde değil. Biraz daha düşük seviye bir kadroya sahip. Ama hem koç, koç avantajı var Oklahoma City'nin. Hem daha eforlu ve daha disiplinli bir takımlar. En azından hani yeteneklerini maksimize edeceklerini, optimize edeceklerini söyleyebiliriz. Yani kendi kendilerini yenmeyecek Oklahoma City. her şeyi doğru yapacaklarından emin olabilirsiniz. Eforlu oynayacaklarından emin olabilirsiniz. Sanki burada New World Oklahoma sürpriz yapabilir gibime geliyor. Yani sahanın en iyi oyuncusu da Oklahoma'da ne olursa olsun Shaigle Alexander, Brandon Ingram'dan daha iyi bir oyuncu. E, o da tek maçlık bir senaryoda Oklahoma City sürpriz yapabilir diye düşünüyorum. Şimdi ilk maçlara gelelim playoff serilerinde. E, Philadelphia Brooklyn Philadelphia 8 sayı favori görülmüş. Çünkü i̇şte bu maçtan uzak durmak istiyorum. Yani Philadelphia kazanır bence rahat ama ilk maçlar her zaman sürpriz açık. 8 sayı biraz yüksek bir e, barem. E, Cleveland, New York. Bunu Cleveland kazanır diye e, tahmin ediyorum. E, 1.41 orandan. Yani ben o seride Cleveland'ın ciddi avantajlı olmasını bekliyorum. Yani New York biraz da ne olursa olsun normal sezon takımı. Tam tıbbi playoff performanslarının performanslarının genelde hayal kırıklığı yarattığını biliyoruz. New York hücumu ne kadar normal sezonda çok etkileyici bir hücum olsa da bu sezon playofflarda ne kadar dirençli olacak özellikle Evan Mobley Jared Allen pota altına karşı yeterli üretimi yapabilecekler mi ondan emin olamıyorum o yüzden orada Cleveland'ı Cleveland'de düşünüyorum 141'den aynı şekilde Kings Warriors maçında da. Mesela enteresan bir şekilde Kings favori görülmüş bir sayıyla da olsa. Yani kafa kafaya aslında hani ev sahibi avantajıyla Kings yarım adım önde gibi görülmüş ama ben burada e, Warriors'ın kazanacağını düşünüyorum. Yani 1'e 2 oran çok iyi. E, aslında seri değerlendirmesine de gelebiliriz Kings Warriors arasında. Çünkü ona da bir bahis yapma niyetim var. Yani şu Suns Clippers maçı ilk maçta uzak durmak istiyorum. E, Suns Suns'ı e, ciddi bir rakibe karşı görmedik yani Kevin Durant geldiğinden beri hep kazandılar ama çok da zor maçlar oynadıkları söylenemez o süreçte e, Clippers'a ne olursa olsun bir kavaylanır faktörü var kavaylanırdı hani bu serinin bu maçın en iyi oyuncusu olma ihtimali var e, o yüzden hani Suns rahat vurur geçer diyemiyorum ne olursa olsun Seriyi kazanmasını beklesem de e, ilk maç özelinde e, seri e, belli olan seriler var tabi dört seri belli dördü play sonra belli olacak Warriors ve Kings'den biraz bahsettik e, Warriors yani gerçekten olabilecek en iyi eşleşmeyi e, kazandı ne olursa olsun istedikleri tarz bir takım Sacramento hani Warriors'ın her zaman en zorlandığı şey ne fizik, atletizm, dinamizm eee Warriors'ı top kaybına zorlayan takımlar. Mesela geçen seneki Memphis tarzı. yani Memphis çok zorlamıştı playoff'larda e, Warriors'ı. Kings bunun tam tersi bir takım. Yani Kings çok üst düzey bir hücum takımı. Çok yaratıcı hücumları var. E, çok e, ciddi e, skor güçleri var. Ama e, yani fizik olarak ve atletizm olarak gerçekten çok zayıf bir takım. Yani her pozisyon pozisyon bakıldığında o pozisyonuna göre e, zayıf ve fiziksiz oyunculara sahipler. E, kanat savunmacıları yok. Guard savunmacıları e, çok iyi değil. Yani her pozisyonda bütün oyuncular belki Harrison Barnes dışında hücumları savunmalarına göre daha iyi e, oyuncular. Sabonis'in genelde çok iyi pot altı savunmacılara karşı zorlandığını bilebiliyoruz. Hani Sabonis daha çok gücünü kullanarak fiziğini kullanarak içeriği zorlayarak oynamayı seven bir oyuncu. Raymond Green ve Kevin Looney'e karşı bunu yapması gerçekten zor biraz. Yani Warriors'ın çok isteyeceği tarz bir rakip Kings. Andrew Wiggins'in de döneceğini varsayarsak burada ben Warriors'ın seriyi kazanacağını düşünüyorum. Yani çok ciddi bir tecrübe farkı da var onu da hesaba katarsak sağlıklıya yakın bir Warriors olacak. Ve Warriors'ın en iyi oyuncuları ve ilk 5 oyuncularıyla oynadığı performansa bakarsanız Sacramento'nun çok daha önünde. Yani rotasyonlar daraldığında ve bakarsanız yani Steph, Draymond ve Clay sahada olduğunda 100 pozisyon başına rakiplere 10 sayıdan daha fazla fark atan bir Warriors var. Sacramento'nun en iyi oyuncuları sahadayken Sabonis ve Fox yani 100 pozisyon başına rakiplerine 3-4 sayı fark atan bir Sacramento görürsünüz. Yani playoff rotasyonuna içine, için içinde kattığımızda Warriors'ın aslında performansı daha iyi Sacramento'dan. Ne kadar Sacramento'nun normal son performansı daha yüksek olmuş olsa da. O yüzden Warriors'in ben çok da zorlanmadan kazanacağını düşünüyorum Sacramento'ya karşı ne olursa olsun. E, Knicks Cavs serisinde de az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı e, Cavs'i ciddi avantajlı görüyorum. Onu da 1.45'ten alacağım seriyi kazanmalarına. Warriors'ın seriyi kazanmasına 1.36'dan alacağım. E, Suns Clippers yani orada değecek bir şey yok açıkçası. Yani Suns 1.18 verilmiş. Clippers 4.95. Suns kazanır herhalde ama bu kadar da ağır favori olduğunu düşünmüyorum. Onu da belirteyim. Yani ne olursa olsun Kavailanır'da var e, Clippers'da. Paul George dönmez büyük ihtimalle ama eee 1.18 çok ağır favori. Yani neredeyse Sixers'in Nest'e Sixers'ın olduğu favori seviyesiyle aynı gibi. O kadar bariz olduğunu düşünmüyorum. Yani Clippers'ın ben en az bir iki maç almasını beklerim. Yani 4-0 4-1 Suns olursa şaşırırım açıkçası. Şampiyonluk oranlarına sonra bakalım. Şimdilik ilk tur maçları ve play-in maçlarıyla bunu bitirelim. Neleri almıştık? Hemen üzerinden geçelim. Atlanta, Miami'yi e, asmanda kazanır dedik. Sürpriz tercih. Yani 3 tane sürpriz tercihimiz oldu. Hem play maçlarında Atlanta, Chicago ve Oklahoma City'yi aldık. Onların hepsine 30'ar, e, 25'er pick and put atsak e, 75 oldu. E, Cleveland, e, New York'u e, ilk maçta yener dedik ona 30 e, pick and pot gibi e atalım. Golden State maçta Sacramento'yu alır dedik. Ona 25. E, 20 pick and pot gibi e atalım. Cavs e, New York serisini yener dedik. Ona da 30 atalım. E, Warriors e, Sacramento'ya karşı kazanır dedik. Ona da 50 atalım. Ona gelelim ondan biraz emin gibiyim yani. Ona en güvendiğim tercih diyebilirim. Yani 50 Warriors kazanır. Cavs 30 80 100 130 155 180 ve 205 pick çipi playoffların ilk turu için harcamış olduk. Söyle, tekrar üzerinden geçmek gerekirse Atlanta play maçında Miami'yi yener. Chicago Toronto'yu yener. Oklahoma City Pelicans'ı yener. İlk maçta Cleveland New York'u yener dedik. bir 41 orandan. Sacramento'ya karşı ilk maçı Warriors alır dedik. Aynılarını aynı şekilde Cleveland New York'u yener dedik. İlk turda seriyi kazanır. Warriors da Sacramento serisini kazanır dedik. E, 205 e, pick and pot e harcadık. 696 vardı. Yani 491'e e, indik bir sonraki programda bunun takibini yaparız e, izlediğiniz için teşekkür ederiz e, buraya kadar izlediyseniz e, yayını beğenirseniz e, daha çok kişinin önündeki düşmesinde e, faydası olur e, bir sonraki programda e, görüşmek üzere e, bizi takipte kalın e, teşekkürler